Aşkolarım, hepinize selam. Selam arkadaşlar. Uyandım, direkt Pınar'ı uyandırdım. Çünkü evde çok sıkıldım. Dedim ki gel PlayStation oynayalım beraber. Vakit geçsin, malum Ramazan'ın son iki günü. Şimdi biz de hazırlandık arkadaşlar. Bir güzel plan yaptık. Bugün annemin dışarıda bir işleri varmış. Onları halledeceğiz bir güzel. Sonra hep beraber bir alışveriş yapmaya gideceğiz. Akşamında da... Arkadaşımızla dışarıda buluşacağız. Hem de kim? Bensiz iftar yaptığı Merve. Öcümü Ağla. alacağım sizden, öcümü. Kombinimiz bu şekilde arkadaşlar. Artık gidebiliriz. Canlar selam. Biz şimdi alışverişe geldik. Biraz gezeceğiz, evin ihtiyaçlarını alacağız. Niye gülüyorsun ya? Bilmiyorum, sana gülesim geldi. Bu arada şeyi göstermek istiyorum. Geçen video izleyenler bilir. Ben ayakkabıları temizliğe vermişim arkadaşlar, hatırlarsınız. Ay. Şimdi size göstermek istiyorum. Bir benim ayakkabıma bakın. Bir, bir de şuna bakın. Aradaki yani, bin bir fark. İnanamıyorum ya, sapsarı. Boşuna yaptırdın resmi. Bu arada annemi kaybettik, şaka mı? Nerede bu kadın? Bize de şöyle olur muydu? Az önce Pınar bahsetti ya, annemi kaybettik diye. Küçükken böyle annenizi bir alışveriş merkezinde ya da pazarda kaybettiğinizde o korku. Çok hani kötü var ya, şey onun ya. Korkusunu hiçbir şey değişmez. Bugün yemekte ne var Pınar Hanım? Tavuk yiyeceğiz. Dış ses gel. En sevdiğimden. En sevdiğimden alıyoruz. Arkadaşlar bu arada bu et dolabına girdik ya. Aşırı soğuk. Bu. Donduk şu anda. Hemen kaçalım. Arkadaşlar Pınar çok önemli bir şey yapacağını söyledi. Hep beraber daha izliyoruz dedim. Bakalım ne yapacakmış. Evet. Allah seni, bu muydu? Alacağımızı aldık. Şöyle göstereyim. Doldurduk. Şimdi kasa sırasını bekliyoruz. Klip çekti. Trafiğe kalmayalım diye tam trafik saatinden önce çıktık. Allah'tan 5 dakika falan evdeyiz yani. Yani çok şükür ve bu arada beni arkaya attı beyefendi. Ne yapacaktım? Anneciğimi yanıma aldım. Ay. Kıskanç. Evet aşkolarım, eve geldik. Şimdi üstümü falan giydim, böyle tatlış bir pijamamı giydim hemen. Film falan izleyeceğim. Ondan sonra da mutfağa girip yemek yapacağım. İftar ettikten sonra da hep beraber dışarı çıkacağız. İftarımızı ettik. Hemen çıkıyorum. Abim anneannemi bırakmaya gitmişti. Merve de kapının önüne geldi. Hemen iniyorum onu. Bayağı bir beklettim. Fitim de böyle bu şekilde. Çıkabiliriz. Canlar selam. Anneannem bizde kalıyordu. Bugün onu evine bırakmam gerekiyordu. O yüzden eve bıraktım. Yemeğimizi yedik. Şimdi kahve içmek için arkadaşımızla buluşacağız. Hatta Pınar'la beraber buluşmuş olabilirler. Ben de direkt onların yanına geçeceğim. Resmen yağmur yağıyor bu arada hemen. Yani bu havada bu arada sweatshirt falan giymem böyle. Karı gelmiş, bekliyor beni kapıda. Aşkım geldim hayal, dur. Siz ben siz nasıl buluşursunuz nasıl? Yağmıyormuş hayal. Yağmur. Aşkım çok özledim seni. Aşkım ben özlemiyorum. Arkadaşlar bir önceki vlogtan zaten Merve'yi tanıyorsunuz. Ben de istiyorum, ben de istiyorum. İyi akşamlar. Şimdi biz abim gelmediği için biz yürüyerek gidiyoruz. O da arabayla gelecek beyefendi. Ha, gelecek aşkım, o daha gelemedi. Şimdi oraya geçer direkt. Allah. Sus hadi. Gel pislik gel. Ne özledin be, daha dün görüştüm. Merve'cim ayağına sağlık, çok güzel bir gündü, çok eğlenceliydi. Ay, seni çok özlemiştim aşkım. Ben de beni? Çok özledim. Ya seni sen niye özlemiştin ya? İlla kendini sokacak araya. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kızlar benim kafamı yiyorlar. Öpmüyorum o zaman ben seni. Ay saçmalama lütfen. İyi adam. Yeter hadi, in aşağı. Herkese iyi bayramlar. Hello. Artık evimize geldiğimize göre bugünkü vlogumuzu da burada kapatabiliriz. Yarın görüşmek üzere. Öptük. Hepinize günaydın arkadaşlar. Bugün Ramazan'ın son günü. Yarın bayram. Şaka gibi bir ay gene fıt diye bitti. Yani bu kadar hızlı bitti demek istiyorum. Abim daha kendine gelemediği için onu bekleyemeyecektim. Ben hemen ayıldım, duşumu aldım, kendime geldim. Vlog'a başlattım arkadaşlar. Şimdi hazırlanacağım. Ondan sonra video falan çekeceğiz. Sonra da akşama Almanya'dan arkadaşımız geliyor. Belki ondan dışarı çıkarız ya da çıkmak istemezse, yorgun olursa evde otururuz. Böyle bir plan yaptık. Bakalım neler doğru neler yanlış çıkacak. Hep beraber göreceğiz. Hadi makyaja geçelim. Aşkolar artık bugün renkli makyaj istiyorum. Çünkü en son bir ay önce falan yaptım galiba. Bu arada arkadaşlar ben bayağı zayıflamışım. Onu da üstümü falan değiştirince sizlere göstereceğim. Şok geçirdim. Süzüm süzüm süzüm. Bir deri iki kemik kalmışım. Kız yok, iki deri bir kemik. Tabii benim abartma seviyesi. Yani o kadar da değil tabii de hani. Ama yine de fark var arkadaşlar. Onu anladıysam
Vardır. Günaydın. Çok mutluyum çünkü bugün Ramazan'ın son günü. Yani Ramazan'ın son günü olduğu için mutlu değilim. Yarın bayram olduğu için mutluyum. Uyandım arkadaşlar. Pınar'ın yanında açılış yapmak istedim ama gerçekten o an gözlerimde aşırı bir hassasiyet vardı. Asla ışığa, güneşe bakamıyordum. Ben de o yüzden salonda açılış yapmaya karar verdim. Çok merak ediyorum yarınki Pınar'la bayramlaşma merasiminde Pınar bana ne kadar para verecek? Böyle bizim bir geleneğimiz vardır. Bugün Almanya'dan arkadaşımız Selin Türkiye'ye geliyor. Onların burada evleri var arkadaşlar. Geldiklerinde burada kalıyorlar. Ama senede bir kere, hatta bazen iki senede bir geliyorlar. Biz onu iki senedir görmüyoruz. Gerçekten çok özledim. Bugün onunla muhtemelen buluşuruz. Akşam bize gelir ya da akşam dışarıya çıkarız. O zaman da zaten size çekim yaparız. Resmen makyajımı ve saçımı hallettim aşkolarım. Şimdi de size ne kadar zayıfladığımı göstermek için bu kıyafetlerimi giydim. Hemen bir aynadan göstereyim. Ama bunda hiç belli olmuyor ne kadar zayıfladığım ya. Üstümü değiştirip tekrar geliyorum. Zayıfladığımı kanıtlamaya çalışırken ben... Evet arkadaşlar, videolar falan bitti. Şimdi gene pijamalarımı falan giydim. Muzlu rulo pasta yapıyoruz annemle birlikte. Birkaç tane daha yemek yapacağız bu arada. Yarın bayram ve anneannemle kahvaltıya gidiyoruz ya, onun için bu yemekler bu arada. İftar için de başka yemekler yapacağız. Bakalım neler olacak. Göreceğiz. Şimdi ne yapıyorsun Pınar sen? Şu an tatlı yapıyorum. Tatlının kremasını yapıyorum tatlım. Sen çok anlamazsın. Anlamama gerek yok zaten. Şimdi bana nasıl da tatlı yaparmış? Sana değil, bayrama özel yapıyorum. Bak ya! Ama bir şey söyleyeyim mi sana? Hangi pasta yaptığımı anlatmadım herhalde. Onu sana anlatayım. Ha. Senin bu Ibiza deyip yediğin var ya, muzlu rulo pasta. Onu! Onu yapıyorum. Bayılırım. Oley be. Arkadaşlar 5 saniye karıştırdım, abime verdim. Adalet midir bu? Bir de diyor ki tatlıyı ben yaptım. Gayet de ben yaptım. Sen altları bir kremasını yapıyorsun. Mi? Bir yanık kokusu geldi. Galiba yaktım. Ya saçmalama, güzel karıştır şunu ya. Çok kötü kokuyor. Sen şaka yapıyorsun. Yemin ediyorum. Saçmalama, mis kokuyor. Beni markete gönderiyorlar. Bilirsiniz böyle oruçluyken hiç dışarı çıkmak istemezsiniz falan ya. Şu an tam olarak o moddayım. Ama onlar o kadar mutfakla ilgilenirken tabii ki de benim çıkmam gerekiyor. Hadi gidelim. Havanın yağmurlu olduğu detayını tamamen unutmuşum. Keşke daha kalın giyinseydim. Neyse ki yakın bir yerde market. Hemen alacaklarımı alacağım. Hatta sadece içecek alacakmışım arkadaşlar. Az önce arayıp sordum. Kesinlikle sormamışım ne almam gerekiyor diye. Markette çekmedim çünkü çok hızlı bir şekilde markete girip alacağım içecekleri aldım ve direkt çıktım. Selam. Arkadaşlar son iftarımızı yaptık. Şimdi de arkadaşımızın gelmesini bekliyoruz. Bilmiyorum, acaba kapıda çeksek mi? Nasıl olur? Bilmiyorum ki. Olabilir yani. Bence de. Geldikten sonra belki evde otururuz birazcık, sonra dışarıya çıkarız. Evet, bakalım planlar yapılacak. Şaka mıdır? Dakikalarca, hatta belki yarım saattir bekliyoruz. Asla ne gelmiyor. Ne pislisin sen ya. Bekletti bizi burada, mum etti. Allah bakın ya. Bu arada sen ne mum ettisi abi? Ağaç etti derler ona. Senin ben... Olur. Geldi. Bırak beni. Hoş geldin. Yani ben çektiğim için biliyorum, Pınar sarıldı şu anda. Hayır ya. Bırakır mısın arkadaşımı? Canım hoş geldin. Sanki bir tek senin arkadaşım, manyak. Kıskanç. Arkadaşlar Selin. İçeriye alalım kızı. Evet, çikolatalarla gelmiş bir tanem ya. Ya aşkım çok sağ ol. Arkadaşlar selam. Şimdi akşam bir kahve içelim dedik. Evde oturmaktansa ya dışarıda daha böyle rahat, keyifli vakit geçiririz diye. Bir dışarıya hava alalım, şöyle bir kendimize gelelim. Aynen. Selam. Arkadaşlar biz şimdi kafeye geldik. Selin'cim nasılsın? Çok beni ne kadar özlemişsin? Çok. Ben... Görüşmeye evet, kadar Ben de onu çok özledim. Arkadaşlar şimdi kafe ortamında olduğumuz için bunları da göstereyim bu arada. Çok fazla konuşma fırsatımız olamıyor çünkü biz bile kendimizi duyamıyoruz. Selin kimdir? Aramızda nasıl bir arkadaşlık ilişkisi var? Ne kadar süredir tanışıyoruz? Bunlar hakkında size muhtemelen bir sonraki vlogda beraber bunları konuşuruz. Aynen. Arkadaşlar Starbucks'ın yeni içeceği için bütün starları gezdik. Hepsi kapanmış. Gerçekten. Biz de en son... Buna da çok az kaldı. 13 dakika kaldı. Evet, o yüzden hemen bazılarına en son... Bazılarına yokmuş bu arada. Çok pardon, sözümü kestim. Kestim bayağı kestim. Biz de o yüzden caddeye geldik. Şimdi hemen o içeceği almamız lazım. Ölüyoruz. Renkleri bu şekilde. Şimdi tadım zamanı. Burada içeceğin adı Blue Raspberry Cloud Frappuccino. Tadıyoruz. Beraber dur. Evet. Bir, hadi. İki, üç. Yani hani şeker güzel, koması gibi biraz. Güzel ama bence böyle hani wow değil. Bir Danone vibe'ı da veriyor. Mavili Danone güzel yani. Güzel ya. Danone aşkım.
yoğurt tadında. Değil mi? Biraz yoğurt var. Arkadaşlar bugünkü vlogumuzun da böyle sonuna geliyoruz. Evet. Hepinizi çok öpüyoruz. Yarın görüşmek üzere. Bayram yarın. Hepinize günaydın ve bitalarım. Bugün resmen bayramın ilk günü. Bayramınız en içten dileklerimizle kutlarız. Arkadaşlar bayramın ilk günü bizim Pınar'la bir klasiğimiz var. En sevdiğim. Bayramlaşma merasimi. Biz bunu her sene yaparız. Bu sene de bunu vlogumuzda yapmaya karar verdik. Birazcık konseptten bahsedeyim arkadaşlar. Cüzdanlarımızdan birbirimize, gönlümüzden ne kadar koparsa harçlık vereceğiz. Bakalım ne kadar kopacak gönlüm. Bakalım Pınar'cığım lütfen bonkör ol. Geçen seneki gibi olursa bozuşuruz. Aynı anda parayı çıkartıyoruz. Gözlerimizi kapatalım. Üç deyince açacağız. Tamam, tamam mı? Tamam hadi. Önce parayı çıkartalım. Çıkarttım. Ben de çıkarttım. Bir. İki. Üç. Dalga mı geçiyorsun? 50 lira vermiş. Oh zengin oldum. Ya hayır ben bunu kabul etmiyorum ya. Bir 50 daha abi, vereyim tamam olsun. Bu gerçek olamaz arkadaşlar. Benim gönlümden kupana bakar mısın? Ben 500 TL verdim Pınar'a. Aşkım Pınar bana 50 bir de şimdi 50 ekledi 100 TL verdi. Kısaca bugünkü planımızdan, programımızdan size bahsetmek istiyoruz. Bugün bütün aile anneannemlerde toplanıyor. Ona kahvaltıya gidiyoruz. Bütün herkes orada bayramlaşacağız. Aynen öyle. Abimin kombini bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Çok güzel olmuşsun ya. Evet, Pınar'ın kombini de bu şekilde. Nasıl olmuş aşkları? Arkadaşlar şu anda içeride bir odaya kaçtık. Ev o kadar kalabalık ki. Ya şu anda oraya gidip oturmaya çekiniyoruz. Bilir misiniz böyle büyükler size sorular sorar hayatınızla ilgili başlıyor falan. Başlıyor mesai. Mesai başlıyor. Şu anda gitmemek için yemin ediyorum zor duruyoruz. Ama bayağıdır bu odadayız. Artık gitmemiz gerekiyor. Tabii aşkım. Kahvaltı eder etmez kaçtık çünkü biliyorsunuz. Aynen öyle. Ne yapacağız bunlar gidiyor muyuz? Artık hadi gidelim. Eyvah. Gel. Tekrardan merhaba selam arkadaşlar. Herkesi gönderdik. Biz kaldık. Evet biz şu oturuyoruz anda hala. En sona kalan en çok kalandır. Biz muhtemelen yatıya falan kalacağız herhalde. Çünkü yok canım. Bizi bırakmayacak. Daha gidecek yerlerimiz var. Tabii bayramlaşacağız var, evet. Da. İlk durağı tamamladık. Anneannemdeydik. Burada bütün akrabalarımız anne tarafından hepsi buradaydı. Beraber vakit geçirdik. Bir sonraki durağımız da babaannem. Evet orada da çekeriz. Ya orada da ne kadar otururuz bilmiyorum ama en uzun sürecek durak burasıydı. Orası kesin. Arkadaşlar şimdi babaanneme geldik. Umarım fazla kalabalık değildir. Gerçekten bunu benim... ve Pınar'ın psikolojisini kaldırabileceğine hiç emin değilim. Canlarım şimdi babaannemden çıktık. Hava çiçek gibi gerçekten. Bayramda böyle olması aşırı tatlı. Bu arada seni yukarıdan çekince boyun çok kısa çekiyor. Şöyle, şöyle çek. Yonatası da durdu ama. Büyüklerimizi ziyarete gittik. El öptük hem de havanın böyle güzel olması aşırı yani çok iyi geldi bana. Evet arkadaşlar sonunda eve kendimizi atabildik ve kendimizi kahvelerimizi yaptık. Şu anda içiyoruz bal gibi geliyor. Gerçekten çok özlemişim. Abi, havaya bakın arkadaşlar. Ay kapılar kapanıyor. Ceylan dedi çok... İyi ki dedim ki hava güllük gülistanlık. Arkadaşlar şu an yağmur ne belli oluyor mu bilmiyorum. Oluyor bence aynen. Bu şaka nasıl mıydı? Bir hava oldu? Senin yüzünden evde kaldık. Suçu bana niye atıyorsun ya? Yağacağı varmış yağmuru. Öyle bir arkadaşlar şimşek çaktı ki bütün evin şalterleri attı. Pınar'ın masasının dışı patladığı sandık. Ödüm çıktı. Allah'tan şalterler atmış. Hemen gittim onu kaldırdım falan ama bayağı döndü yani. Bu şu an bile nasıl... şimşek çakabilir yani. Yani svetler gene giyiliyor biliyorsunuz. Evet. Bu nasıl hava? Çok teşekkürler hepinize. Cansınız arkadaşlar. Size. Bebitolarım an itibariyle artık 200 biniz. Abone olan herkese çok teşekkürler. Abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu edersin. Kardeşleri düşman eden oyun için ice latte'lerimizi yaptık arkadaşlar. Sana öyle sorular soracağım ki çok hazırlıklıyım. Asıl ben sana soracağım. Bak bak. Bittin sen. Selam. Arkadaşlar şimdi kuzenimiz ailesiyle bize bayramlaşmaya geliyor. Tabii ki kuzenimin kızı Nisa da geliyor. O da evet. Elimizi öpecek. Onları bekliyoruz şimdi. Teyze. Ay koş. Gel. Ya senin üstündeki giysinler aşkım hoş geldin. Arkadaşlar selam. Daha önce galiba tanıştırma fırsatımız olmamış. Size de az önce bahsettik. Kuzenim ailesiyle beraber geldi. Oy. Aşkım bana da sorun ama. Tanıştırayım birazcık şöyle yakınlaşayım. Bak. İrem'cim selam. Merhaba. Hoş geldin. İrem benim canım kuzenim. Eşi Vedat.
misafirlerimiz gidiyor. Kendinize çok iyi bakın. İyi ki geldiniz. Hoşçakalın. Bye bye. Aşkolar, 3 günlük vlogun sonuna geliyoruz. Benim şu bacağımın gölgesi ama duvardaki. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Abone değilseniz abone olursanız çok mutlu oluruz. Hepinize çok öpüyoruz.